Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz evvel yine burada. Dünkü izlediğiniz videonun kapanışını yaptım. Şimdi kız kardeşim bana gelecek. Çocuklarla birlikte tabii nasıl olduğumu merak etmiş. Nasıl olduğumu merak edince çocukları da almış gelmiş. Şimdi bir kahve içeceğiz. Yarınki videomun da ya da bugünkü videomun da açılışını yapmak istedim. Çünkü internetle ilgili problemi hallettim. İnşallah bundan sonra her gün günlük blog. İnternet sorunum vardı. Yükleyemiyordum ve eve rehin kalıyordum. Beklemek zorundaydım. İnternet problemimizi bugün hallettik. Sabah 9.30 gibi internet bağlandı. Telsimin internete bağlandı. İnşallah memnun kalırım. Çabuk yükler. Bu gece videomu kaç saatte ya da bu akşam videomu hemen atabilecek miyim ona bakacağım. Yolumuza bakacağız arkadaşlar. Şimdi evi toparladım biraz o gelmeden önce. Toparlayabildiğim kadar. Günlük rutinimi yapamadığım için ortalık misafir kabul et. Misafir değil ama birinin eve gireceği gibi değil. Benim öyle bir görüşüm var. Bir misafir çağırıp kabul etmek, bir aniden biri gelmeden haberin olduğu halde bir şeyleri ortadan kaldırmamak. Evet ben o bir şeyleri ortadan kaldırdım. Evim küçük. Küçük derken şikayet ettiğim küçüklükte değil, tam istediğim küçüklükte. Belki bir de daha küçük olabilirdi, daha düzenli olsaydı. Ama olan bir alanı değerlendirdiğim için de gayet memnunum. Bundan sonra daha geniş açıdan evimi komple çekmek istiyorum ama videoları sık sık atamadığım için, bazı değişiklikleri yaptığımda sizinle paylaşmak istediğimde paylaşamadığım için beklemeye almıştım. Şimdi onları gerçekleştireceğim. Bundan sonra ara ara ev dekorasyonumu, değişikliklerimi, her gün neden değiştiriyorsun diyeceksiniz belki de. Bunları yapacağım. Şimdi çayımı koyacağım. O gelince kahvemizi içeceğiz. Ardından çay. Benden çay istedi. Ben de bugün sabahtan beri çay içmedim. Sadece yeşil çayımı içtim. Günlük rutin sabah sabah içtiğim haptan sonra muhakkak yeşil çayım vardır içerim. 12-15 gibi bugün kahvaltımı yaptım. Eski periyoduma dönmek çabalarındayım. Bir diyordum ama 12-15 geçi yaptım. Üzerine kahvemi içtim. Kahveyi daha evvel de içebilirdim ama kahvemi içtim. Gerçi iki kahve içtim ben. Bir sabah yemekten önce bir de yemekten sonra. Şimdi onların sesi geliyor. Bakalım içeri nasıl girecek arkadaşlar çocuklar. Muhteşem. Muhteşem girişi göreceksiniz. Açık değil mi teyze? Kapı açık değil mi? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben de muhteşem girişi çekerim diyordum. Yakaladın Ercan. Çek ya, çekiyordu canlı yayın diye soruyor. Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hava var. Güneş var. Ben de bu doğal ışığı yakalayayım dedim ama hala yüzüm karanlık çıkıyor nedense. En iyi açı bu. Bu defa arkadaki manzaram da değişmiş oldu. Yeşillik. Evler. Arkadan bahçenin görüntüsü. Kızım bugün rahatsız okula gitmedi. Hastayım diye sabahları kalkmıyordum. Ama bugün kalktım çünkü hastalık sırasında herhalde. O yatıyor şimdi. Dün diyetisyen günüydü gidemedi. Öğleden sonra başka bir dersi olduğu için. Bugün ben götürürüm anneciğim dedim. Biraz dinlensin, kahvaltısını etsin. Onu diyetisyenine güzel yurda götüreceğim. Kız kardeşimi de götürmem gereken bazı şeyler vardı. Hem onu da görmüş oldum. Hafta sonu göremedim. Belki bu hafta sonunda gideyim ya. O yüzden fırsatı bulmuşken bugün gidip görmek istedim. Eşim de yemeğini evden unutmuş. Ona da yemeğini götürürüz. Öğlen yemeğini hep beraber yeriz. Şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Meral'den önce yiyeceğim gibi görünüyor. O uyuyor çünkü. Benim çarşı işlerim var. Halledim. Gelim. O da bu arada kahvaltısını etmiş olur inşallah. Güzel yurtta görüşürüz arkadaşlar. Kızıma sordum kahvaltı hazırlama kompleksi yiyeceğim dedi. O yerde. Ben yemez miyim?
zaten kimse yokken genelde tercihim böyle oluyor, kompleks. Kaseler için küçük yorumu yapılıyor. Her zaman, her gören. Ama diyetisyenin verdiği ölçü bir su bardak süt. Bir su bardağı da kornflekstir ve bu her ikisini birden alabiliyor arkadaşlar. Bir bardağı süt, bir bardağı kornflekst ve tabak doluyor. Yani bir şeyle ölçmeme gerek kalmıyor. Bugün freeze var ve bir şey yapmak istiyorum ben ona. Bu da benim kekim. Helvalı kek. 2 yumurta. İki yumurtamız. Kızımın çok severek aldığı bir kalıp var. Babaannesini almıştı. Onu yağladık. Daha doğrusu kendi yağladı. Yumurtamız. Zaten helva şekerli hiç koymasam da olur ama yumurtayı güzel çırpmanın en büyük özelliği şekerle çırpmak. Şeker onu iyice parçalıyor çünkü. Normal bir kek yapacağım. Tepsiye dökeceğim. Arasına helvaları atıştıracağım. Ya da üzerine koyarım. Çünkü altına inmek ihtimali var. Üzerine koyarım ben de. Bir yemek kaşığı tereyağı, bundan bir çay bardağı sıvı yağ erittim. Yanmasın diye içine hemen sıvı yağını koydum. Yağ erirken içine sıvı yağını koyunca yanmayı engelliyor tabi. Bunu bir güzel çırptım. Yağımı koyuyorum. Bir çay bardağı kadar da süt. Süt de dolaptan çıktı. O da ısısına gelmedi. Yine bu yağ tavasında sütü hafiften ısıtacağım. Bence bu kadar yeter. Isındığı kadar. Evet. Sütümüzü de koyduk. Sıradan bir kek için yumurta, yağ, süt, karışımımızı koyduk. Unumuzu elemeden olmaz. Hatta ben susam aradım, bulamadım. Çünkü susam çok yakışır buna. Her tarafına susam kaplayacaktım. Kekimin çok güzel olacaktı. Zaten helva tahinli susamla çok yakışır dedim ama bulamadık babaannede. Kabuk, kabartma tozu ve vanilyayı da bulamadık. Onu da komşumuz Necdapa'dan aldık. Sağ olsun. Kızım gitti Necdet teyzesinden istedi. O da verdi. İşte komşuluklar böyle güzel. Gönüllü de olsa bin arabaya markete git. En azından eskiden bir iki komşu vardı. Onlar taşındı. Hiç kimse kalmadı etrafta. Mami geldi.
Acele ediyorum video çok uzun olmasın diye ondandır. İşte sıradan kek. Tek farkı içine koyacağım helvalar. Helvanın değişik kullanım alanı. Birazcık daha sanki su koysak. Hızlıya geçelim artık. Harcın geri kalanının içine. Helvayı karıştırdım. Bu şekilde geldi. Şimdi bunu fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar, kekimizin üstü yandı ama kızım biraz ihmal etmiş. Helva bıçağı bulaşınca kekin hamuru bulaşıyor sanmış, pişirmeye devam etmiş. Oysa ne altı yandı ne üzeri yandı. Sadece üzeri yandı. Evet, içi de gayet güzel oldu. Lezzeti de çok güzel oldu. Çocuklar da çok beğendi. Ama kızım diyette olduğu için ona yok. Evet arkadaşlar, benim yeni çiçek bahçem. Bugün sabah evden ayrılmadan önce çiçeklerimi burada, canlı çiçeklerimi burada topladım. Canlı çiçeklerimden geri kalanlar diyelim. Yeni gelenler, geri kalanlar. Yukarıdayken, evimdeyken çok çiçeğim vardı. Onları verdim. Kurudu, orkidelerim kötü oldu derken. Bu önde eşimin aldığı çiçek ve arkadaki o iki küçük çiçeğim kalmıştı. Arkadaki bu güzelliği de bugün hediyesini vermek için gittiğimde Necla'cığım hediye etti. O bana çiçek alıp gelmiş. Ben onu ziyarete gittiğimi duyunca, onun 28'indeydi doğum günü. Benim 25'inde. Yani bugün hediyeleştik. Karşılıklı. Ben de getirdim onu, çiçek bahçeme koydum. Burası sabah güneşini alıyor arkadaşlar. Hava da alıyor. Böyle tekniğin arkasına bir çiçek köşesi yaptım. Hemen önünde de evim var. Oradan ocak ve ben. Güzel oldu. İnşallah kullanırken de bir sıkıntı yaratmaz. Evet arkadaşlar, çiçek bahçemi arkama aldım. Çayımı doldurdum. Sizinle vedalaşmak istiyorum. Vakit çok geç oldu. Sesim de değişti. Yorgunken, hastayken, uykusuzken benim sesim muhakkak değişir. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Çok gezdik tozduk ama her yerde video çekemedim. Necla abla da çekemedim. Misafirleri de gelmişti. Kız kardeşimle de çekemedim. Orada sadece keki çekmek aklıma geldi yarısına geldikten sonra. Hatta kızım için yaptığını söylediğim keki kızıma vermemekten, ona yok diyerek ona vermemekten bahsettim. Çünkü evde tamam freesi var dedik, biz kek yaptık ama kendisi bu arada kek pişene kadar tam randımanlı olmasa da güzel bir kilo verdi. Bu kadar ona yeter dedim. Zaten asla ağzının tadı yok. Yemem istemem dedi ama sanırım bir küçük sinir yaşamış. Onun üzerine öyle söylemiş. Yiyeceğini umuyormuş. Anne bana getirdin mi ayırdın mı dediğinde, hayır sen istemedin deyince ufak bir tatsızlık çıktı. Çıkmadı değil. Hatta onun yememesi kesin olsun diye babasına dahi getirmedim. Çünkü Ümit'e bir dilim getirsem muhakkak yarısını veya hepsini bizim kız yiyecekti. Neyse. İsterse öbür hafta ona istediğini yaparız. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın görüşürüz.